Tabii doğru söylüyorsunuz. Bu zamanda kimsede para yok. Ama inanın zor durumda kalmasaydım istemezdim. Anladım. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Adalet teyze. Adalet teyzeciğim, ben oğlunuzun işten çıkarıldığını bilsem arar mıyım sizi? Bilmiyordum gerçekten. Kusura bakmayın. Sağ olun tekrar. İyi günler. Şerif, merhaba. Yılmaz ben. Nasılsın? Yılmaz, iyiyim. Peki Havva nasıl? Her şeyden memnun değil mi? Bir sıkıntısı var mı? Yani kaynanasından benden yana bir şikayeti? Haşa. Her şey olması gerektiğinden çok daha iyi. Şükürler olsun. Bak Şerif, nişanla ilgili bir ihtiyacın olursa hemen beni ara. Yani sizi parasal manada bir sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Zaten... Önümüzdeki günlerde gidip sizi şu dükkanı da alacağız. Maddesi olarak artık bir sıkıntınız kalmayacak diye umuyorum. Sağ ol. Ha, çok iyisin. Yalnız Yılmaz, ben senden bir şey isteyecektim. Yani telefonda yanlış anlama ama... Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Siz dükkanı Remzi'ye yapacaksınız ya, onu Havva'nın üstüne yapın olur mu? Neden? Havva nasılsa Hancıoğlu olacak. Yani Havva'nın üstüne yaparsanız mal da ailenin içinde kalır değil mi? Ama Şeref... Yakında hepimiz bir aile olacağız artık. Ama böyle düşündüğüne göre... Yoksa sizi incitecek bir şey mi yaptık Şeref? Haşa. Yalnız Remzi iki günde çarçur eder bu dükkanı. Bir de bu iş benim çok gururuma dokunuyor Yılmaz. Biraz havan değilsin dedim ama kötü bir fikirdi galiba. Yok anneciğim. Abimin nişanı bu. Ben de güzel giyinmek istiyorum. Münevverim. Bak istersen abinle konuşup erteleriz bu nişan. Ha? Benim için en önemli sensin bu aralar bir tane. Onların da acelesi yok zaten. Anneciğim niye nişanı erteleyelim? Ben çok mutluyum. Hem hayat devam ediyor yani. Uygar hala tutuklu. Ben de güvendeyim. Neden nişanı erteleyelim şimdi? Dur kapıya bakayım. Hoş geldin babacığım. Merhaba güzel kızım. Merhaba. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk abicim. İyi günler. Anne. Gelir misin biraz konuşalım? Gel gel. Hayır olsun oğlum. Anne nişan için Havva'dan niye böyle ağır şeyler istiyorsun? Durumlarını bilmiyor musun? 300 davetli ne demek? Oğlum ben illa da böyle bir şey olsun diye tutturmadım ki. Hatta Havva'yla konuştuk. Sakın zorlanmayın dedim. İyi de kız şikayet etmiyor ki. O da seni haklı görüyor. Tek olursun diyor. Hala seni savunuyor. Sen niye düşünmüyorsun? Ben ona şaşırıyorum. Anne. Lütfen otur şu davetli listesini bir düzenle. En fazla 100 kişi gelsin. Onlar da kendilerine göre kimi davet ediyorsa etsinler.
Hem yemeğe falan da gerek yok. Kokteyl yeter. Kız sana mahcup olmayayım diye kıvranıp duruyor. Bak toprağın ne kadar birikimin varsa bugün otele verdiler. Yazıktır. Anlaştık mı? Oğlun sana bir şey sordu Amiyet Hanım. Peki oğlum. Siz nasıl isterseniz. Anacığım kızma bana. Tamam özeniyorsun biliyorum. Ama onlar dara düşmesin. Üzülüyorum ben anne. Söz. Öyle bir düğün kuracağım ki her istediğin şeyi yapacaksın. Tamam mı? Madem meseleyi hallettiniz, Remzi Beyleri o zaman bu akşam yemeğe davet edelim. Hem durumu onlara da anlatalım, rahatlasın insanlar değil mi? Hem ailelerimiz arasında biraz daha böyle yakınlaşma olur. Ay Yılmaz Bey, böyle emri vaki olur mu Allah aşkına? Hiçbir hazırlığımız yok ki. Konağın mutfağı aşevi gibi çalışıyor Hamiyet Hanım. Hem gösterişe çağırmıyoruz zaten insanları. Allah ne verdiyse birlikte yeriz, olur biter. Tamam tamam. Haber veririm ben ablaya. Onları sattın, sıkıntın gitti. Ya Yusuf sorunca nerede bileziğin, kolyen diyene cevap vereceksin? Ya yalan yalanı doğurur kızım. Hem bunlar sana hediye. Ne yapayım anne? Sen söyle ne yapayım? Herkesi aradık, kimse de para yok, olan da bize vermiyor. Dur bakalım, daha vaktimiz var. Bir çaresini buluruz elbet. Nasıl bulacağız anne? Hem Cüneyt'in parasını hem nişanın geri kalan parasını nasıl ödeyeceğim ben? Yusuf arıyor. Efendim? Hayırdır? Hiç arayıp sormuyorsun. Özlemedin mi yoksa? Özlemez olur muyum hayatım? Çok özledim. Tamam, annenlerle konuş. Akşam yemeğini biz de yiyeceğiz. Babamlar bekliyor. Öyle mi? Tamam. Bir şey mi oldu? Ne olacak, nişanlandık, daha ne olsun? Bak ne diyeceğim. Aslında geldiğinde söyleyecektim ama ben annemle konuştum. Davetli sayısını 100'e indirdik. Nişanlara yemek istemiyoruz. Kokteyl yeterli. Ne? Ay, halletmiştik ama biz bunu. Evet, biliyorum ama ben böyle olsun istiyorum. Ne o? Kocana karşı mı çıkıyorsun kız? Hayır canım, tamam. Karşı falan gelmiyorum. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Tamam. Akşam için hazırlan. Ben Murat'ı gönderirim, alır sizi. Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Ne oldu? Kurtulduk anne, kurtulduk. Nişan parasından kurtulduk. Hamiyet Hanım davetli sayısını 100'e indirmiş. Nişanı yemekli yapmaktan da vazgeçmişler. Bak gördün mü? Kul sıkışınca Hızır nasıl yetişiyormuş? Sen yeter ki doğruluktan ayrılma yavrum. Allah'ım sana şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.